Merhum Necip Fazıl şöyle söylüyor. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. İnsanlık tarihine baktığımızda insanların adeta iki oluk halinde ebediyete doğru aktığını görebiliriz. Bir tarafta ehli iman, diğer tarafta ehli küfür. Ve ehli imanla ehli küfür arasında tarih boyu bir mücadele olmuş. Ve bu İyilerle kötülerin, zalimlerle mazlumların, ehli imanla ehli küfrün bir mücadele seyri. Bunu Adem'in iki oğluyla başlatabiliriz. Ayet-i kerimede, ilgili ayette Vetlu aleyhim nebe ebney Adem, Adem'in iki oğlunun haberini onlara oku. Bu şekilde geliyor. İsim verilmiyor. Ancak İsrailiyat kaynaklarından, ehli kitap kaynaklarından bu iki kişinin isimlerinin Habil ve Kabil olduğunu görüyoruz. Aralarında bir tartışma yaşanıyor. Neticede bunlardan biri diğerini öldürüyor. Kabil, Habil'i öldürüyor ve katil oluyor. Bu yeryüzünde akan ilk kan ama orada kalmıyor. Günümüzde de akmaya devam ediyor. Habil ile Kabil mahiyetleri farklı iki ekolün temsilcisi gibidir. Hazreti Adem'in bu iki oğlunun mahiyeti zamanın akış seyri içinde ehli iman ve ehli küfür şeklini almıştır. Şu ayet farklı mahiyetteki bu iki ekole işaret eder. Hâzâne hasmâne, işte bu ikisi iki hasım. İhtasamû fî rabbihim, Rableri hakkında birbirine düşman olan iki grup. Yani bir grup ehli iman Allah'ın hizbinde bulunuyorlar ve diğer tarafta şeytanın hizbinde yer alıyorlar. Ehli iman ve ehli küfrün bütün insanlık tarihi boyunca devam ede gelen bir mücadelesi vardır. İşte Kabil Habil bunun temsilcisi gibi. Habil masum, Kabil ise saldırgan. Çekememezlik yüzünden Kabil Habil'e saldırıyor ve onu öldürüyor. Ve daha sonra Adem'in diğer oğullarında da iman noktasında, iman küfür noktasında bir mücadele görmekteyiz. Mesela Hazreti Nuh, seçkin peygamberlerden bir tanesi, insanlığın ikinci atası, kavmi içinde 1000 yıldan 50 yıl noksan Allah'ın dinini anlatıyor. 950 yıl ama kavmi Nuh diyor, peygamber demiyor. Ve üstelik de Hazreti Nuh'u tehdit ediyorlar. Diyorlar ki le illem tentehi ya Nuh, ey Nuh, bu davandan vazgeçmezsen letekunenne minel mercumin, taşlananlardan olacaksın. Yani seni rejmeder, öldürürüz. Hazreti Lut mesela bir başka peygamber ve kavmi homoseksüel bir kavim, bunu gayet normal gören bir kavim. Onlarla ciddi bir mücadelesi oluyor ve kavminin önde gelenleri diyorlar ki, o pis işi yapanlar, اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ, yani onları memleketinizden, beldenizden çıkarın, اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَدَهَّرُونَ, çünkü onlar çok fazla temiz insanlar. Dalga geçmek için bunu söylüyorlar. Doğru, Hazreti Lut ve yanındakiler temiz insanlar ama diğer taraf onlar çok fazla temiz insanlar derken dalga geçmek niyetiyle bunu söylüyorlar. İşte Hazreti Nuh gibi ölümle tehdit edilenler, Hazreti Lut gibi sürgünle tehdit edilenler bu şekilde tarihte görülmekte. Bir başkası Hazreti Şuayb, Medyen'e gönderilmiş ve orada Allah'ı anlatıyor, Allah'ın dinini anlatıyor ve kavmi ise diyorlar ki, inkarcı olan kavmi, لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. Ey Şuayb, ya bizim dinimize dönersiniz, اَوْلَ تَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا, ya bizim dinimize dönersiniz ya da seni ve sana inananları memleketimizden sürüp çıkarırız. Ya bunlar da yine bir sürgün cezası, kendilerince takdir ediyorlar. Ya bizim gibi olursunuz, bizim örf adetimize göre yaşarsınız ya da hem seni hem seninle beraber yanında bulunanları, iman etmiş olanları sürgüne göndeririz. Bir başkası mesela Firavun,
karşısında Hazreti Musa var. Firavun Hazreti Musa'ya diyor ki: "Le'in ittahazte ilahen gayri, eğer benden başka bir ilah edinecek olursan, le'ec'alenneke minel mescunin, elbette seni zindana atılanlardan ederim." Yani zindana, Firavun'un zindanına girmek de işkencesi olan, zorlukları olan bir durum. Firavun Hazreti Musa'yı zindana atılanlardan olmakla tehdit ediyor. Ta günümüze kadar işte bir tarafta ehli iman, diğer tarafta ehli küfür, bunlar mücadelelerine devam ettiler, devam ediyorlar. Ve günümüz şartlarında da bu bitmiş değil. Mesela Rusya'da 1917 yılında komünist sistem ilan ediliyor. Ve komünist sisteme karşı çıkanlar oluyor. Ve milyonlarca insan sisteme karşı çıktı diye ya doğrudan öldürülüyor veya Sibirya'ya sürgüne gönderiliyor. Orada zor şartlarda zaten hayatlarını kaybediyorlar. Hemen pek çok böyle zulmü esas almış olan milletler, devletler, onlara baktığımızda ehli imana karşı onların da ciddi tehditlerde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemi şartlarında Ebu Cehil, Ebu Leheb gibilere karşı mücadele verdi. Daha evvelinde Hazreti Musa Firavun gibilere karşı mücadele verdi. Elbette zamanımızın da firavunları var. Bu firavunlara karşı, bu zorbalara karşı ehli iman, peygamberler nasıl sabretmişse, o yolda giden önceki örnek nesiller nasıl sabretmişse, sabretmek, azmetmek ve yolundan dönmemek şeklinde cihadına devam etmesi gerekiyor.